puan durumunu da ekrana getirelim. Evet, Beşiktaş birinci sırada 71 puanı var. Fenerbahçe'nin bir maç fazlası var, 69 puanı var. Galatasaray'ın 65 puanı var. Ve üçüncü sırada Trabzonspor'un da 59 puanı var. Dördüncü sırada abi. Yani karışık bir lig yaşıyoruz. Yani kim avantajlı dersen tabii ki de avantajlı olan taraf Beşiktaş abi. İpler evet. Beşiktaş'ın elinde. Bu bir gerçek. Aynen öyle. Ama Beşiktaş ve Fenerbahçe ciddi anlamda söylüyorum. Bunu Galatasaray için de ben yeni izleyen arkadaşlarımız mutlaka varsa izleyenler de olacaktır yeni. Bunu hep söyledim Galatasaray için. Galatasaray şampiyonluk oyunu oynamıyor diye defalarca kez söyledim. Fatih Terim'i de eleştirdim. Oyuncuları da eleştirdim. Ama bakıyorum ne Fenerbahçe an itibariyle şampiyonluk oyunu oynuyor. Ne Beşiktaş şampiyonluk oyunu oynuyor. Ya Ankara Gücü karşılaşmasına bak. 4 tane Ankara Gücü futbolcu gol attı. Maç berabere bitti. Bak, ne oynadı ya yani? Beşiktaş? Ondan önceki hafta ne oynadı Beşiktaş? Beşiktaş da oyun oynamıyor. Ha, burada Abubakar yoktu. Abubakar'ın olmayışı tabii ki de Abubakar'ın olmayışı Beşiktaş'ı etkiliyor. Gezal yokken de etkiliyordu. Ama Abubakar da olsa ben hani inanılmaz böyle uçurum fark yok. Görmüyorum. Bu Beşiktaş puan kaybeder diyorum. Bu Fenerbahçe puan kaybeder diyorum. Şimdi ben neye güveniyorum Güney? Bunu hep başından beri de söylüyorum. Ve ligi devreyi bitirirken de aynı kelimeyi kullanmıştık. Ama ona da döneceğiz. Yani bunun altını dolduracağım ama altını doldurduktan sonra da Galatasaray'la ilgili de bir şeyler söyleyeceğim. Ben neye güveniyorum? Sergen Hoca ve Emre Belezoğlu. Şampiyonluk iddiasındalar şu anda ve Fatih Terim şampiyonluk iddiasındalar. Şimdi Fatih Terim yıllarını verdi. Yıllarca şampiyonluk yarışlarının içinde bulundu ve bulunuyor. Hem dış etkenlerle hem iç etkenlerle nasıl mücadele edeceğini biliyor. Bir taraftan da kulübüyle de işte bu sene ekstra kulübün içinde de muhaliflerle de mücadele ediyor. Ve ben Fatih Terim'in bu anlamda 1-0 önde olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın beraberlik yani beraberliği Beşiktaş'ı da 1-0 bir golde Beşiktaş'a yazarım. Neden yazarım? 6 puan önde olmasından kaynaklı Beşiktaş'a da bir ihtimal veririm. Fenerbahçe'ye ihtimal vermiyorum. Hala üstüne basarak söylüyorum ama Fenerbahçe'yi de sanki itiyorlar gibime geliyor. Sanki mücadelenin içinde tutmaya çalışıyorlar gibi geliyorum. Yani Mahmut sen orada nasıl kırmızı kart görürsün? Bunlara direkt geçiş yaptık ama yani profesyonel bir oyuncuya yakışmıyor. Sen takımını nasıl 10 kişi bırakırsın? Bunları tartışmak istemiyorum. Gelelim Vizca o son dakika penaltı ortaya mı vurulur? Bunları konuşmak istemiyorum ama yani kaçtı. Atamadı. Biri de kırmızı kart gördü ve maç Fenerbahçe'nin galibiyetiyle bitti. Şimdi konuştuğumuz konu ne? Fener Beşiktaş bak Galatasaray'ı Fatih Hoca'dan dolayı bir gol attırdım şampiyonluk için. Evet 36. haftadayız şu anda. Galatasaray tabii hemen şöyle Trabzonspor'la oynadığını görüyoruz. Beşiktaş Sivas'la oynayacak. Sivas'ta çok kritik bir karşılaşma aslında. Sivas deplasmanı zordur. Şimdi baktığın zaman zor bir deplasman ama bazı sevgili dostlarımız diyor ki hayır diyor yani işte Sivas'ın teknik direktörü Rıza Çalımbar hani çok fazla kasmayacaktır diyor. Bunu ben bu şekilde hani şey söylemiyorum. Nasıl diyeyim size? Ya işte şükedir mikedir bu şekilde söylemiyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Galatasaray'a hazırlandığı gibi hazırlanmıyor. Özellikle Rıza Çalımbay'ın takımları. Ya bak Günay. Olayı biz böyle konuşunca insanlar bazen yanlış anlıyorlar. Tamam mı? Kimse Rıza Hoca'nın kişiliğinden, karakterinden şüphe etmez. Ben de etmiyorum, sen de etmiyorsun. Bu ayrı bir şey. Ama şimdi Türkiye'de yaşıyoruz ve futbolu bilen insanlarız. Şimdi sen seni Sivaslı bir futbolcu yapalım. Sen biliyorsun
Şampiyonlukta iddian yok. Küme düşmeye oynamıyorsun. Ve takımının hocası eski Beşiktaş efsanesi. Direnç nasıl gösterirsin? Neye göre gösterirsin? İyi oynadın, tamam mı? Emin ol, Rıza Hoca tebrik eder, destek olur, ayrı bir şey ama moral bozukluğu da yaşar. Ve hani bu anlamda bazı oyuncuların içeride tabii Gürsü de etken var. Yani oyuncularla ilgili bu anlamda hani bir şey demek istemiyorum. Ama insan psikolojik olarak etkileniyor. Ya Rıza Hoca ya basit. Dönelim oyuncu tarafından hoca tarafına geçelim. Ya Galatasaray Sivas maçı oynandı. İlk maç geçen ligin ilk yarısında oynanan. Hatalar oldu olmadı. Bak hafızamda kalacak bile bir hata değildi mesela. Rıza Hoca ortalığı yangın yerine çevirdi. Ama diyeceksin ki abi sen yanlısın. Beşiktaş maçı hafızanda kalmış. Beşiktaş Sivas maçında daha büyük bir hata yapıldı. Çıkan taçtan adamlar gitti gol attı ve gol verildi. Yangın yeri yok. Futbolun içinde olabilecek hatalar, futbolun kuralları içinde, ya futbolun içinde olabilecek hatalar ama VAR olmasaydı olabilecek hataydı o. VAR. VAR'a bakıp sen onu taç diyemiyorsan neye diyeceksin? O yüzden ben bunları es geçiyorum. Rıza Hoca'nın iyi bir motive ettiğinde takımı, iyi konsantre ettiğinde neler yaptığını görüyoruz. 2-3 haftadır da zaten çok iyi de performans gösteriyorlar. Ama mesela bak dönüyorum bugünkü maça. Sen abi Başakşehir Fenerbahçe maçından umutlu muydun desen umutlu değildim derdim. Ama olursa olma, ay istemem yan cebime koy gibi olurdu. Nitekim de olmadı yani. Çünkü Başakşehir'in futbol anlamında Fenerbahçe'ye kafa tutabileceğini düşünmüyorum. Ama bak diğer takımlar öyle değil. Birazdan gireceğiz o takımlara. Evet, o zaman bir sonraki haftaya geçelim. Evet. Burada Trabzon'u zaten hafta içerisinde bir hayli değerlendireceğiz. Yani yarından itibaren Trabzon'u değerlendireceğiz yoğun bu şekilde. Şöyle geldik 37. hafta. Yine Beşiktaş Kayserispor'la oynuyor ki Kayserispor'da düşme hattında. O da kritik bir karşılaşma. Düşme hattında Başakşehir hariç herkes puan alabilir. Bu Başakşehir görünce ya be illet diyorum yani. Bir de biz de Antalyaspor deplasmanına gideceğiz ki Antalyaspor deplasmanı bizim için her zaman riskli. Yani biz her zaman orada puan kaybetme olasılığı oluyor açıkçası. Bu da bizim için riskli açıkçası. Fenerbahçe de Kasımpaşa ile kendi evinde oynayacak 37. hafta abi. Bu haftaya neler söylüyorsun? Bak zincirleme gider tamam mı güne? Sen geçen hafta bana bu maçlardan önce bir şey söylemiştin. Yani en son oynadığımız Hatay mıydı? Karagümrük'tü değil mi? Karagümrük maçını Aynen. görmeden ben konuşmam. Evet, Karagümrük'tü. Yani o kaybettiğimiz karşılaşma için söylüyorsun. Karagümrük Evet. karşılaşması. Tamam. Evet. Karagümrük maçını görmeden ben konuşmam diyordu. Şimdi ben sana diyorum ki İyi bir galibiyet aldık. Göztepe deplasmanından galibiyetle dönmek çok avantajlı. Ama Trabzon galibiyeti en az Göztepe kadar çok değerli. Çünkü arka arkaya son haftalarda arka arkaya kazanılmış ikinci maç olacak ve de Trabzon'u yenmiş olacak. Trabzon'u yendiğin anda bak. Rakiplerin kazanmış kazanmamış ben ona bakmıyorum. Beşiktaş kaybetsin sen de kaybet. Fener de kaybetsin değil. Trabzon'u yendin abi. İki tane arka arkaya kazandığında o zincirin halkasını oluşturmaya başlıyorsun. O havayla Antalya'yı yenersin diye düşünüyorum. Antalya maçının çok riskli olacağını düşünmüyorum. Ama önemli olan Trabzon maçı. Sen Trabzon maçında ne Ben de öyle aldın ne düşünüyorum abi. dükkan gerekiyor. Trabzon maçını aldığı zaman Galatasaray şu şekilde olacak. Bir kere biraz daha böyle şampiyonluk için inanan bir topluluk haline bürünecek. Fatih Hoca farklı bir motivasyona bürünecek. Takımı farklı bir motivasyona sahip çıkartacak. Oyuncu topluluğu artık şampiyonluğa inanacak. Orada farklı bir hava oluşacak. Ama önemli olan Trabzonspor karşılaşmasını
kazasız belasız atlatmak. Şimdi Mustafa Muhammed olmayacak. Bu da bizim için çok önemli bir etken. Falcao olmayacak. Bunlar bizim için önemli etken. Ama bu düne döndüğümüz zaman bu oyun bize umut verdi işte abi. Karagümrük maçında dedim ya. Ya bu oyun abi, bu oyun olmaz. Ama dünkü maç, evet abi, işte Göztepe karşısında oynayan Galatasaray işte bu takım şampiyonluğu oynar dedirtti. Sen bunu ne zaman yakalayacaktın? Bak işte. Neden? Bunu az önce Karagümrük'te mi yakalayacaktın ki şimdi şampiyonluğunu ilan edecektin? Bence daha evvel. Daha evvel. Bak bunu Fatih Terim geçmiş yıllarda bu durumu ligin ikinci yarısı başlayıp üçüncü, dördüncü haftadan sonra yakalıyordu. Lig, yani ligin dördüncü haftası biz kimle oynamışız? Dördüncü haftası mesela yukarı çıkamam. Hatırlamıyorum. Tamam. Dördüncü hafta. Bizim ikinci yarı, dördüncü haftanın maçına bak. Biz o maçta sistemimizi kurmuş olmamız gerekiyor. Şu anda bak ne belirdi? Hocanın kafasında ne belirdi? Aslında hani ya, insanlık için küçük bir şey ama diyor ya, hani öyle bir şey var. Tam anlamıyla büyük bir buluş. İnsanlık için küçük ama çok büyük bir buluş. Mesela telefon veya işte Fatih Terim neyi buldu? O Kerem'in faydalı olduğunu gördü. İlk 11 oyuncusu olduğunu gördü. Kerem'le Onyekuru'yu yan yana koyabilecek cesareti yakalarsa hoca, ortaya da Jetson'la Taylan'ı box-to-box oynatabilecek cesareti yakalayıp önlerine de Emre Kılıç atarsa, bak bu hafta da avantajı olacak. Halil Dervişoğlu ile Emre Kılıç'ta biraz içe doğru o paslaşmaları yapıp Kerem'le Onyekuru'da gezinirse senin bu maçı kazanma ihtimalin çok yüksek. Ve böyle bir oyun sistemi de çıkabilir ortaya. Fatih Terim sonun 6. haftada buna yakalamış olacak. Olur mu? Olur. Evet. Bir sonraki haftaya geçmeden önce Fenerbahçe Kasımpaşa karşılaşmasına da bir değinelim. Yani Fenerbahçe şu haliyle açıkçası her takımdan zor puan alır abi. Kasımpaşa'da bunların arasında gelir. Sonuç itibariyle Kasımpaşa Beşiktaş'ı yendi. Evet. Onu diyecektim. Sen Kasımpaşa'nın Beşiktaş'tan puan alabileceğini düşünüyor muydun? Fenerbahçe evinde mi oynuyor Kasımpaşa'yla? Fenerbahçe evinde oynuyor. Yani zaten evinde zorlanıyor Fenerbahçe. Evinde daha zor puan alıyor tabii. Evet. Bir de Kasımpaşa'yla oynuyor. Yani ben en azından bir beraberlik beklerim o maçta. Yani. Evet, o zaman bir sonraki hafta 38. haftaya geçelim. 38. haftada Beşiktaş Rize deplasmanına gidecek. Galatasaray Konya ile oynayacak. Fenerbahçe'ye bakıyorum. Fenerbahçe'de Alanya deplasmanına gidecek. Bak burada film kopabilir belki Fenerbahçe için abi. Alanya deplasmanı Alanya. Zor bir deplasman. Yok ya. Ben Alanya. Alanya deme bana ya Günay. Alanya, Beşiktaş eşittir Sivas. Alanya deme bana. Niye? Alanya, Sivas nasıl Rıza Hoca ile alakalı şeyse, Alanya'da benim başkanıyla alakalı bence zorlanmayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin altyapısı gibi. Ben öyle görüyorum abi. Yok, kimse yok, o kadar değil. Yok abi. Allah. Alanya. Ben. Evet, o zaman Rize Beşiktaş'a bakalım. Rize Beşiktaş. İşte bu maç değerli. Bak Rize Beşiktaş'ı yenebilir. Yani en azından puan koparabilir. Ben Konya'dan Galatasaray'ın puan, yani 3 puan alacağını düşünüyorum Konya'dan. En azından burada. Galatasaray değil mi? Bak şimdi. Tabii. Arka arkaya ne olmuş oldu? Trabzon maçı çok önemli dediğimiz olay ne biliyor musun? Trabzon'u aldığında o havayla Antalya'yı devirebiliyorsun bak. Bir anda önün açılıyor. Hani fikstür avantajı dediğin olay nasıl oluyor? Trabzon'u yendiği an takımın inancı daha da artıyor. Bir de eskaza orada rakiplerinden biri takılmışsa, bak Antalya'ya gidiyorsun, iki maç üst üste kazanmışsın ve Trabzon'u yenmişsin. Tekrardan takım ivme yakalıyor ve Antalya'yı yeniyorsun. Dönüyorsun, Konya'yla evinde oynuyorsun. Tamam. Ooo, cillop gibi. Evet, Vedat Erol abi ne demiş? Bak, bir Musa Yıldız atasözü der ki insanlık için büyük mü öyle bir şey? Ya Vedat abi yapma. Hani ya o tabiri hatırlamadım şimdi. Tamam mı?
Dünya için küçük, insanlık için büyük bir buluş. Hani derler ya öyle bir şey. İnsanlık için Evet. büyük, dünya için küçük. Şimdi Fatih Hoca daha bulamadı onu. Anladın mı? Neyse o işte bulamadı. Kerem'le birlikte bulduğunu düşünüyorum. Önceden neydi? Bir maçta hep o örneği veriyorum ya. Elman derle Burak'ı çift forvet oynattı, şampiyonluk geldi. Evet. Öyle yani. Devam edelim. Evet. Bir sonraki hafta 39. haftaya geçtik. Beşiktaş Hatayspor'la oynuyor. Zor. Zor bir maç. Beşiktaş. Beşiktaş. Zor maç. Zor maç. Gençlerbirliği Galatasaray ki Gençlerbirliği can çekişiyor abi aşağıda. Bu da Bizim zor için de maç zor. olacak. Bizim için Zor de bir maç zor. olacak. İşte bu maç. Fener bak Fenerbahçe'ye bak Erzurum'da. Erzurum'da can çekişiyorlar. Bak. Şimdi Hatayspor için altta aşağıda değil ama Hatayspor iyi bir futbol oynayan takım. Ama Ben sana bir şey Galatasaray söyleyeyim. rakiplerine bir şey baktığın zaman ikisi de can çekişiyor. Hem Gençlerbirliği hem Erzurumspor O hafta 3 takım da puan kaybedebilir. Bak mesela bir şey. Yok ya ama bak Gençlerbirliği bu aşağıda olan en kötü oynayan takımlardan bir tanesi. Erzurum fena değil ama Gençlerbirliği biraz kötü oynuyor. Yani diğer takımlara nazaran. Ama Başakşehir hepsinden kötü oynuyor abi. Bugün onun kararını verdim. Bu Başakşehir küme düşsün abi. Hani bugün Ben Fenerbahçe'ye bak bugün Fenerbahçe yenildiği için söylemiyorum bunu. artık Söylediğim nokta düşsün abi. şu. Artık Yani düşsün abi. evet. Bu Artık düşsün abi. karşılaşmalar için, bu hafta için, 39. hafta için neler söylersin? Yani bu hafta bak Erzurum bu hafta çok güzel bir galibiyet aldı yani. Yani mağlubiyetten döndü. Galibiyete çevirdi. Bence zorlayacak Fenerbahçe'yi ve şimdi baktığımda Beşiktaş'ın da zorlanacağını düşünüyorum. Bu hafta işte orada Gençlerbirliği maçında bazı şeyler netleşebilir. Hani ya Gençlerbirliği tam anlamıyla ben de senin gibi düşünüyorum. Daha da dibe yerleşebilir. O haftalar bizim için sıkıntılı geçmeyebilir ama Erzurum o altla üst arasındaki yukarıya doğru oynuyor. Ama Gençlerbirliği o karakteri sergilemiyor. O haftaya kadar belki artık düşüp düşmeyeceği garantileşirse o maçı Vaat'a da dönebilir diye düşünüyorum. Bak Evet, o bunu bir yere zaman yaz. Bunu bir yere yaz. bunu yazmaya gerek yok. Hepsi kaydoluyor. Ne söylersen kaydoluyor yani. Yaz. Silmeyeceğiz Yaz. yayını. Evet, 40. haftaya geldik. Burada Galatasaray Beşiktaş karşılaşması. Yani düğün burada çözülecek abi belki. 40. Evet. haftada. Beşiktaş Galatasaray Fener derbisi. kimle oynuyor? Fener kimle oynuyor? Fenerbahçe'de Ankaragücü'yle oynuyor. Ankaragücü'nün de durumu tabii aşağıda o zamana kadar neler olur bilmiyoruz ama o da çıkışta olan bir takım yani. Yani zor maç. Ya bizim artık final maçımız o. Bak oraya kadar taşıdın, taşıyacağını umuyoruz. Yani sen bunları buraya kadar taşımışsan Anya diyor ya böyle ne derler? Eğer bu mektubu okuyorsan ben ölmüş olacağım. Eğer bu maç final maçıysa Galatasaray şampiyonlukta ihtimali var demek oluyor. O yüzden de o maçın havası başka bir şey olacak abi. Yani Evet. o maçta varını yoğunu ortaya koyacak ki Fatih Terim de final maçlarını sever. Final motivasyonunu iyi yapar. İşte az önce ona değindik. Orada da hoca tecrübeleri ortaya çıkacak. Baskıyı hangi hoca ne kadar kaldırabilir? Gene bunların en iyisini kaldırabilecek. Mesela dört tane ben sana final sayarım ki Fatih Hoca bunların hepsinin alnının hakkıyla çıktı. Bir, UEFA Kupası. Ona en başa koyarım final. İki, Leeds United. Bak, koyduğum maçlara bak oradaki maç. O da benim için çok büyük final maçıdır. O ayrı bir final. O Leeds Yani maçı ayrı bir final. 3 Fenerbahçe'yi ikinci kez yenip şampiyon olduğum sene. Tamam mı? Orada karanlıklar içerisinde kupa aldığımız final. Orada da alabilmek. Ya yani bunlar Ya çok orada önemli. şeydi. Orada berabere bitti maç ama orası o final baba finaldi. Ya orada berabere bitirdin ama sana beraberlik yetiyor.
O baba bir finaldi. Yani öyle Ama final, bak öyle hayal şimdi etmedi onu. O ligi dizayn edenler, o sezonu dizayn edenler, o fikstürü öyle ayarlayanlar onu öyle hayal etmediler. ya bak işte diyorum ki bizim Hesaba katmadıkları Fatih Terim vardı o sezon. ya bak hoca 3 tane finalini söyledim sana. Bak. Kupa UEFA finali, Leeds maçı ve Fenerbahçe maçı bence 3. sıraya geliyor. Ki de Fenerbahçeliler de üstlerine alınmasınlar, üzülmesinler yani. Bizim finallerimiz daha farklı. Bak. Düşün, hoca bunların altından kalkıp gelmiş. Böyle bir hocaya sahibiz. Arkadaşlar elimizdeki değerin farkına varın diye üstüne vurgulayarak söylüyorum. Bak yan kanalda şimdi Eyüp Yıldızlar bunu mu konuşuyor? Biz bunları konuşuyoruz arkadaşlar. Yapmayın etmeyin. 41. haftaya geldik. Evet. Burada da artık şampiyon belli olmuş olacak. Buradan sonrası herhalde çok mühim olmayabilir ama 41. haftada Fenerbahçe Sivas'la oynayacak. Beşiktaş Karagümrük'le oynayacak. Galatasaray Denizlispor'la oynayacak. En zayıf galiba Denizli düşer o maça kadar. evet. Denizli düşer, tamam mı? Biz de Denizli'ye kadar gelmişsek muhtemelen ben bir önceki sene şampiyon olduğumuz senenin bir benzeri olur diye düşünüyorum. Oraya kadar gelmez. Biz Beşiktaş'ı yeneriz. Fenerbahçe de puan kaybetmiş olur. Biz Beşiktaş'ı yeneriz ve Beşiktaş'ı yendiğimiz gibi şampiyonluğumuzu ilan ederiz. İnşallah diyorum. 42. haftaya gelelim. Artık son hafta Galatasaray Malatya ile oynayacak. Beşiktaş Göztepe ile oynayacak. Göztepe Ya bu son deplasmanı. maç değildi değil mi? Özür dilerim. Biz Son Denizli'yi maç yeneriz. bu. Dur. Ya. Göztepe bak. Göztepe Beşiktaş karşılaşması var. Fenerbahçe ile Kayserispor. Son haftaya kadar Kayserispor sürdürür mü acaba? İşte Denizli bir bak Denizli'nin Sürdürürse geçmiş olsun. evet.